Arkadaşlar termodinamik 2 dersine başlıyoruz. Termodinamik 1 dersinde gördüğümüz bütün konular ve egzersiz konusu bundan sonra işleyeceğimiz her konu içinde yer alacak. Termodinamik 1'i çok iyi bilmek gerekiyor. Tabii ki egzersiz analizi de buna dahil olacak. Bugünkü dersimizin konusu gaz akışkanlı güç çevrimleri. Bizim için çevrimler çok önemli. Bütün sanayi tesislerinde çalışan makinelerin çoğu çevrimler çerçevesinde çalışıyor. Gaz akışkanlı güç çevrimleri kapsamında da biz özellikle gazların özelliklerini dikkate alarak çeşitli yaklaşımlar altında güç çevrimlerini inceleyeceğiz. Tabii bu konu kitaplarda ayrıntılı olarak anlatılıyor. Ben burada temel olarak birkaç noktaya değindikten sonra örnek üzerinden gideceğim. Ama ayrıntısı hem Ege dersteki ders notları içinde var hem de termodinamik kitaplarında var. Gaz akışkanlı güç çevrimleriyle başlıyoruz. Çevrimler önemli, güç eldesi önemli. Bu çerçevede güç üreten makinelerin büyük çoğunluğu bir termodinamik çevrime göre çalışır diyebiliriz. Termodinamik çevrimler önemli ve güç üreten makineler çerçevesinde sanayide çeşitli iş eldesi sağlanıyor. Arkadaşlar biz çevrimleri ele aldığımızda bir kere ısıl verimi dikkate alacağız. Termodinamiğin birinci yasası gereği bir ısıl verim tanımımız var. Bu ısıl verimi tabii ki örnekler içinde ben biraz sonra ayrıntılı olarak ele alacağım. Bunun yanında Carnot çevrimi bizim için bir referans çevrim, ideal durum. Carnot çevriminin ısıl verimini de dikkate alacağız. Sonuçta ulaşabileceğimiz son nokta Carnot çevriminin ısıl verimidir. Ama teorik olarak ulaşabileceğimiz, gerçekte ulaşamayacağımız nokta. Ama bizim için referans noktaları önemli. Onun için Carnot çevrimi verimine de bakacağız. Isıl verime de bakacağız. Termodinamik ikinci yasası verimine de, egzerji verimine de bakacağız. Gaz akışkanlı güç çevrimleri arkadaşlar kompleks bir konu. Biz termodinamikte bunu basitleştirerek ele alıyoruz. Hani basitleştirerek ele aldığımız çevrimlerden elde ettiğimiz bilgileri gerçek çevrimlere de uygulayabiliyoruz. Bu ders kapsamında yapacağımız kabuller şu şekilde olacak. Hava standardı kabulleri demişim. Gaz akışkanlı güç çevrimlerinde iş akışkanı çevrim boyunca gaz fazında kalır. Gaz fazında alarak işlemimizi yapacağız. Buji ateşlemeli pistonlu makineleri ele alacağız. Tabii ki hava standardı kabulleri ne bu makinelere uygulayacağız. Bunlar karşımıza otto çevrimi olarak çıkacak. Benzinli otomobil bir otto çevrimiyle çalışır örneğin. Sıkıştırma ateşlemeli pistonlu makineleri ele alacağız. Bunlar dizel çevrimi. Tabii ki dizel yakıtlı otomobil de buna bir örnek. Bunun yanında gaz türbinleri de çok önemli. Sanayide gaz türbinleri kullanılıyor. Otto çevrimi, dizel çevrimi de bizim için önemli. Tabii başka çevrimler de var. Ege ders içindeki ders notları içinde var. Ama bu üçü bizim için ön sırada yer alıyor. Şimdi ne dedik? Biz gaz akışkanlı güç çevrimlerinde iş akışkanı çevrim boyunca gaz fazında kalır dedik. Gerçek gaz akışkanlı güç çevrimleri oldukça karmaşık. Çözümlemenin gerçekleşebilir bir düzeye indirgenmesi için hava standardı kabulleri kullanılıyor. Bu kabuller altında biz çevrimleri dikkate alacağız. Gaz akışkanlı çevrimleri dikkate alacağız. İş akışkanı ideal bir gaz olarak kabul edilen ve kapalı bir çevrimde sürekli olarak dolaştığı varsayılan havadır demiş. Arkadaşlar havanın özelliklerini alacağız. Sonuçta orada dolaşan gazın özellikleri havanın özelliklerine yakın değerde oluyor. Biz yaklaşım olarak havanın özelliklerini alacağız. Yanma işleminin yerini, sonuçta arkadaşlar bu gaz akışkanlı çevrimlerde bir yanma işlemi var. Bu yanma işleminin yerini bir dış kaynaktan çevrime ısı girişi olarak alacağız. Sonuçta yanma ne demek? Isı eldesi demek, ısı girişi demek. Bu işlemi de ısı girişi olarak alacağız. Egzoz yani dışarı atım işleminin yerini iş akışkanın tekrar ilk haline dönmesini sağlayan çevrimden ısı çıkışı olarak ele alacağız. Çevrimi oluşturan tüm süreçler içten tersine olarak alınabilir demişim. Sonuçta biz hem yani ideal olarak içten tersini olarak ele alacağız hem gerçek sistemlere bakacağız. Ama tabii ki yine özellikleri havanın özellikleri olarak alıp işi biraz kolaylaştıracağız.
Öncelikle ne dedik yukarıda? Burcuya ateşlemeli pistonlu makineler, yani orta çevrimiyle işe başlayacağız dedik. Sonra sıkıştırma ateşlemeli pistonlu makineler olan dizel çevrimiyle devam edeceğiz. Bu dersimiz kapsamında. Onun için pistonlu makinelere kısaca bakalım. Piston silindir düzenekleri termodinamik dersi içinde her zaman ele alınıyor arkadaşlar. Önemli bir eleman demiştik. Piston silindir düzenekleriyle çalışırken enerji analizi bakımından, entropi analizi bakımından, egzerji analizi bakımından nelere dikkat edeceğimizi işledik. Tabii ki işlemeye devam edeceğiz. Pistonlu makinelerin biraz daha gerçek hali bir emme sübabı ve egzoz sübabı olan hali. Buradan akışkan girişi var, buradan akışkan çıkışı var. Ona göre özellikle otomobiller içindeki sistem de buna benzer. İşte buradan ısı girişi kabul edeceğiz, buradan ısı çıkışı kabul edeceğiz. Bu çerçevede pistonlu makinaları ele alacağız. Arkadaşlar bu piston silindir düzeni çalışırken pistonun bir alt ölü noktası var, bir üst ölü noktası var. Bu iki nokta arasında hareket ediyor sonuçta otto çevriminde ve bu iki nokta arasına biz strop diyoruz. Bir strop boyunca hareket ediyor belli bir çaptaki piston. Demek ki alt ölü nokta ile üst ölü nokta arasında çalışacağız. Bu piston alt ölü nokta ile üst ölü nokta arasında gidip gelecek ve örneğin otomobillerde tekerleklerin dönmesini sağlayacak. Bu strop tanımı önemli. İki nokta arasındaki uzaklık. Başka pistonlu makinelerde karşımıza ne çıkacak? Sıkıştırma oranı çıkacak. Ne dedik biz? Bir minimum hacim ile maksimum hacim arasında hareket edecek bu piston. Sonuçta üst ölü noktaya geldiğinde bir minimum hacmi göreceğiz. Alt ölü noktada içeride bir maksimum hacmi göreceğiz. Sonuçta içerideki hacim bizim için önemli. Bu hacimlerin oranına kısaca R diyoruz. Sıkıştırma oranı. Alt ölü nokta ile üst ölü nokta hacimleri oranı birimsiz olarak R çerçevesinde değerlendirilecek sıkıştırma oranı. Tabii ki R bizim için önemli. R'ye bağlı çeşitli eşitlikler de çıkartılıyor. Bunun yanında ortalama efektif basınç var. Önce tanımına bakalım. Gerçek çevrim sırasında üretilen işi veren ve tüm güç stroku süresince pistona etki ettiği varsayılan ortalama bir basınç değeri arkadaşlar. İçeride basınçlar değişiyor. Bu çerçevede bir ortalama basınca ihtiyacımız varsa ortalama efektif basınç altında bir tanımlama yapılmış. Ortalama efektif basınç bir kere sistemden elde ettiğimiz net işin maksimum hacim, minimum hacim farkına oranı. Birim olarak bakarsak arkadaşlar jül bölü metreküp kilopaskalı verir. Birim analizi yaptığınızda bunu görürsünüz. Sonuç kilopaskal zaten ortalama efektif basınç dedik. Evet, pistonlu makineler için geçmişte öğrendiğimiz bütün bilgileri kullanacağız. Yeni bilgi olarak sıkıştırma oranı ve ortalama efektif basınç tanımı karşımıza çıktı. Bunları da kullanarak pistonlu makineleri değerlendireceğiz. Evet, otto çevrimiyle başlayacağız dedik. Buji ateşlemeli pistonlu makineler. Arkadaşlar ayrıntısı termodinamik kitaplarında var. Burada çok kısaca geçeceğiz ve örnek üzerinden ele alacağız. 4 stroklu, 4 zamanlı içten yanmalı makineler olarak ele almışız. Sonuçta arkadaşlar piston silindir düzenini basitçe ele alırsak, bak izantropik sıkıştırma demiş. İdeal olarak ele alırsak, izantropik olarak ele alırsak başlangıçta bir sıkıştırma var ve giderek hacim azalıyor. Birden ikiye bu şekilde geleceğiz. Biraz sonra diyagram üzerinde de çalışırız. Sonra iki noktasına ulaştığında buradan bir ısı girişi var. Bu ısı girişi çerçevesinde sabit hacim sabit kalıyor. Sabit hacimde bir ısı girişi işlemi yapacağız. Bak 1 ile 2 arası sıkıştırma. İzantropik olur, gerçek olur. Ona problemlerde bakacağız ama 1 ile 2 arası sıkıştırma. 2 ile 3 arası burada hacim sabit ve sabit hacimde ısı girişi. Ona göre arkadaşlar enerji dengesini kuracağız. Ona göre denge eşitliklerini ele alacağız. 3-4 arası buradan ısı girişi olduktan sonra bir genişleme oluyor. İzantropik genişleme yine strok boyunca 3 ile 4 arası, 1 ile 2 arası da strok boyunca. Sonuçta izantropik genişleme ve genişledikten sonra alt noktaya ulaştığında sabit hacimde ısı çıkışı olacak. Sistem bu şekilde çalışıyor. 1 ile 4 arasında zaten çevrim demek.
birden başlayıp tekrar bire gelmesi demek. Bu şekilde basit şeyler alabiliriz. Tabii gerçekte olay biraz daha karmaşık. Ama biz bu şekilde basitleştirip olayı modelleyip gerçek sistemler hakkında da bilgi edinebiliyoruz. Bakın bu 2 ile 3 arası, 4 ile 1 arası ısı giriş, ısı çıkışları var. Diğer konumlarda etrafını boyamış. Yani diğer konumlarda biz onu yalıtımlı gibi ele alacağız. Bu bilgileri PV diyagramına taşırsak arkadaşlar, 1 ile 2 arası izotropik sıkıştırma dedik. Sıkıştırma işleminde hacim azalacak. Alt ölü noktadan üst ölü noktaya gidiyoruz. 1 ile 2 arasında bir hacim azalışı var. İzantropik olarak PV diyagramına bunu taşıyabiliriz. Kilo Pascal metreküp bölü kilogram biriminde bu diyagrama taşıyabiliriz. 2 ile 3 arası sabit hacimde ısı girişi. Hacim sabit ise üst ölü noktada 2'den 3'e gideceğiz. Buradan bir ısı girişi olacak sisteme. Sonra 3-4 arası izantropik genişleme dedik. Genişlemede hacim artacak tabii ki. Yine 4 ile 1 arası sabit hacimde ısı çıkışı olacak. PV diyagramını ideal olarak bu şekilde çizebiliriz. Tabii biz izantropik olarak ele aldığımız gibi izantropik verim çerçevesinde de değerlendirme yapacağız biraz sonra. Arkadaşlar, Otto çevrimini izantropik olarak, yani ideal olarak göz önüne alıyorsak, bak burası çok önemli. Gerçek olarak değil de izantropik olarak alıyorsak işlemleri, Otto çevrim verimini biz 1 eksi 1 bölü R üzeri K eksi 1'den hesaplayabiliriz. Ama izantropik alıyorsak, bak bu noktayı sınavlarda soracağız. Bu nokta önemli. Biraz sonra örnekte zaten ben her türlü ayrıntıyı ele aldım. Örnekte de ele. Üzerinde duracağız. R sıkıştırma oranı aşağıda da var. Biraz önce konuştuk. K tabii ki CP bölü CV. Hava alacağımız için havanın CP'sinin CV oranı veya K direkt olarak tablolarda da yer alıyor. Bu eşitliği kullanabiliriz izantropik durumda. Evet, karşımıza arkadaşlar Otto çevriminde yeni bilgi olarak işte bu Otto çevriminin izantropik verimi çıktı, sıkıştırma oranı çıktı. Bir de ortalama efektif basınç kavramı çıktı. Gerisi geçmişte öğrendiğimiz bilgiler çerçevesinde değerlendirilecek. Biraz sonra Otto çevrimi ile ilgili ayrıntılı örnek yapacağız. Örnek bizim için çok önemli. Bugün dizel çevrimini de ele alacağız. Sıkıştırma ateşlemeli pistonlu makineler çerçevesinde dizel çevrimi. Arkadaşlar farkı ne? PV diyagramına baktığımızda bakın. Burada sabit hacimde ısı girişi varken burada sabit basınçta ısı girişi var. Aralarındaki fark bu. Diğer yönlerden benziyor. Birbirine göre üstünlükleri nelerdir kısmını arkadaşlar termodinamik kitaplarından okuyarak öğrenebilirsiniz. Dediğim gibi kitaplarda ayrıntılı olarak bunlar işleniyor. Biz burada sadece temel bilgileri vereceğiz. PV diyagramını dizel çevrimi için bu şekilde çizdiğimizde dikkat edeceğimiz nokta yine 1 ile 2 arası izantropik sıkıştırma var. 2 ile 3 arası sabit basınçta bak burada basınç sabit kalmış ısı girişi var. Basıncın sabit kalmasını yine örnek üzerinde söyleyeceğiz. Burası piston silindir düzeninde sabit basınç işlemi gibi göz önüne alınacak sonuçta. Sabit basınçta bir genişleme var 2 ile 3 arasında. Sonra 3 ile 4 arasında izantropik olarak genişleme devam ediyor. 1 ile 4 arası diğerine benzer şekilde sabit hacimde ısı çıkışı olacak. Bu çevrim bu şekilde çalışıyor. Diğer çevrim bu şekilde çalışıyor. Otto çevrimini otomobillerde tabii ki benzinli otomobillerde görebiliyoruz. Dizel yakıtlı otomobillerde de dizel çevrimini görebiliyoruz. Burada öğreneceğimiz iki önemli nokta ön genişleme oranı veya kesme oranı var. V3 bölü V2 ve 3 bölü V2 bu sabit basınç işleminde hacimlerin oranını RC ile gösterirsek kesme oranı olarak isimlendiriliyor. Ve izantropik var. İzantropik dizel çevrimi verimini şöyle yazmış. 1 eksi 1 bölü R üzeri K eksi 1. Tamam. Burada RC üzeri K. RC buradan geliyor. Burada RC var. Burada K var. Bu şekilde izantropik dizel çevrimi için verimi R'ler cinsinden R ve RC cinsinden tabii K da var. K cinsinden ele almış. Bunun çıkartılışı termodinamik kitaplarında var. Ama biz dediğim gibi
Burada sadece temel noktaları ele alıyoruz. Arkadaşlar, bugünkü dersimizin ana konusu bu iki çevrim. Hem otla çevrimini hem dizel çevrimini güzelce ele alacağız. İşin ayrıntısını sözel kısmını kitaplardan okuyunuz. Ben şimdi hazırladığım örneği ele alarak otla çevrimine devam edeyim. Arkadaşlar, bu örnek tarafımdan hazırlanmış önemli bir örnektir. Bu örneği hiçbir kitapta bulamazsınız. Burada her türlü ayrıntı var. Onun için bunu elinizde de var bu soru. Bu soruyu güzelce birlikte ele alalım. Önce bir okuyalım. Bir otla çevrimini ele alacağız. İzantropik olmayan sıkıştırma ve genişleme süreçlerine sahiptir. Yani izantropik olarak ele aldığımızda farklıydı. İzantropik olmayan gerçeğe yakın bir sıkıştırma ve genişleme süreçlerine sahiptir demiş. Otla çevrimin sıkıştırma oranı 6. R olarak bak bunu konuşmuştuk, bu bize verilmek zorunda. İzantropik sıkıştırma verimliliği %85 ve izantropik genişleme verimliliği %90 olarak verilmiştir. İşte bu verimlilikleri dikkate alarak işlemleri biraz sonra yapacağız. Sıkıştırma işleminin başlangıcında hava 101.3 kilopascal basınç ve 25 derece santigrat sıcaklığa sahiptir. Bak, direkt hava demiş, akışkanı hava alacağız. Çevrim maksimum sıcaklığı 1300 Kelvin. Sorularda genellikle bu da veriliyor arkadaşlar. Ve maksimum basıncı 4 megapascal olarak alınabilir. Bu maksimum noktayı da biraz sonra şekil üzerinde göstereceğiz. Isı kaynak sıcaklığı 2000 Kelvin. Bak, egzerji analizinde lazım olacak. Entropi analizinde lazım olacak. Isı kaynak sıcaklığı 2000 Kelvin ve ölü ağ sıcaklığı 293.15 Kelvin olarak verilmiştir diyor. Ölü ağ sıcaklığı verilmezse 25 derece alabiliyorduk çevre koşullarında, ama burada vermiş. Vermişse onu alacağız. Isıl kaynak sıcaklığını da vermiş. Sonuçta sisteme bir ısı girişi var. O ısı girişi 2000 Kelvin'lik ısıl kaynaktan sağlanıyor. Soru güzel. İçinde önemli bilgiler var. Ve şıklarını da dikkate aldığımızda biraz sonra önemli noktaları güzelce öğrenmiş olacağız. Önce TS diyagramını çizeceğiz arkadaşlar. B şıkkı, oda sıcaklığına sabit özgül ısılar yaklaşımı altında. Bak, oda sıcaklığına sabit özgül ısılar. Biz iki şekilde yaklaşıyorduk. Bu soruda ikisi de var. Sabit özgül ısılar yaklaşımı altında ısı girişi miktarını ve net iş çıkışını bulunuz diyor. Tamam. Değişken özgül ısılar yaklaşımı altında yine ısı girişi miktarını ve net iş çıkışını bulacağız. Dediğim gibi soruyu ben hazırladım ve içinde her türlü bilgi var. Bu soruyu anlayan otla çevriminde hiçbir zaman sıkıntı yaşamaz. Değişken özgül ısılar yaklaşımı altında genişleme işlemi için egzerji yıkımını, egzerji yok oluşunu bulacağız. Oda sıcaklığına sabit özgül ısılar yaklaşımı altında çevrim için enerji ve egzerji verimliliklerini bulacağız. Değişken özgül ısılar yaklaşımı altında çevrim için enerji ve egzerji verimliliklerini bulacağız. A, B, C, Ç, D, E şıklarını beraber yapacağız. Arkadaşlar, soru uzun, şıklar da çok. Hani hangi noktayı ele alacağımızı zaten yine çözüm içinde söyleyeceğim. Ama otla çevriminde bu veriler kapsamında soruyu birlikte şimdi ele alacağız. Önce TS diyagramı. TS diyagramı şöyle, tamam, hepsi görünüyor. Yatay eksen S, kilogram Kelvin, dikey eksen T, Kelvin olmak üzere ele alalım. Önce 3 noktasından başlayalım arkadaşlar, bak. 2'den 3'e geliyor. 3 noktası bir maksimum nokta. Sorunun içinde ne demiş? Çevrim maksimum sıcaklığı ve maksimum basıncı demiş. O zaman zaten TS diyagramını çizdiğimizde 2 ile 3 arasında değerlendirme yaptığımızda 3 noktası maksimum değere sahip. O zaman P3 4 megapascal, T3 1300 Kelvin'i hemen buraya yerleştireceğiz. Bu izokorik işlem, yani sabit hacim işlemi. 2 ile 3 arasını böyle çizmiş. 3 ile TS diyagramını konuşuyoruz şimdi, gördüğünüz gibi. Biraz önce PV diyagramından bahsetmiştik. TS diyagramında sabit hacim işlemi 2 ile 3 bu şekilde çizilir. Biz 2 ile 3 arasından başladık. 3 noktasını maksimum nokta olarak ele aldık. 3 noktasından devam edelim. İzantropik olarak çalışıyorsak 3'ten 4S'ye geleceğiz arkadaşlar. Sabit entropide izantropik o demek zaten. Buradan ısı çıkışı var. Ama gerçek durumda 3'ten 4'e geliyoruz.
aynı izokorik işlem eğrisi üzerinde. Tamam. 4'ten 1'e sabit hacimde bir işlem yapıyoruz ve en alt noktaya ulaşıyoruz. Burasını da zaten 101.3 kilopascal ve 298.15 kelvin olarak soru vermiş zaten. Hemen bakalım. Evet, şurada 101.3 ile 25 derece santigrat. TS değerlenme için söylenecek sözler bunlar. Tabii buradan bir ısı girişi, buradan bir ısı çıkışı, buradan bir iş girişi, buradan bir iş çıkışı olacak. Amacımız zaten net iş elde etmek. Bu çevrimden net bir iş elde etmek. Otomobil için tekerlekleri döndürmek amacımız. Tabii Q out, yani ısı çıkışı, egzozdan attığımız ısı. Sonuçta yakıttan gelen enerji de Q in olarak veya ısı girişi olarak ele alınacak. Başka önemli bir nokta yok TS değerlenme için. Evet, bu değerlemeleri güzelce arkadaşlar inceleyin. Şimdi soruyu adım adım çözelim. Evet, bir hatırlayalım bakalım. Oda sıcaklığına sabit özgül ısılar yaklaşımı altında ısı girişi miktarını ve net iş çıkışını bulacağız. Sabit özgül ısılar yaklaşımı altında. Tamam. Öncelikle verilenleri değerlendirelim. TS değerim üzerinde noktalar var. T1 noktası 25 derece santigrat, 298.15 kelvin olarak alalım. Havayla çalışacağız. İlgili tablodan gaz sabiti 0.287 kilojül kilogram kelvin. CP değeri 1.005 kilojül kilogram kelvin. CV 0.718 kilojül kilogram kelvin. Yine aynı diyagramda K değeri de var. Bu ikisinin oranı 1.4. Tablo A2 demişim. 300 kelvin, yani oda sıcaklığı için havanın özellikleri var. B şıkkı ne diyor? Oda sıcaklığına sabit özgül ısılar yaklaşımı diyor. Özgül ısılar ne? CP ile CV. O zaman oda sıcaklığını biz termodinamikte 300 kelvin olarak alıyoruz. 300 kelvin için bu özellikleri buraya yerleştirdik. B şıkkı sabit özgül ısılar yaklaşımı altında soruyu çözün diyor. Ve soru içinde izantropik verimler var, izantropik durumlar var. Bunları göz önüne alarak ilerleyelim. Bir noktasından başladık arkadaşlar. En alt noktadan başladık. Bir noktası burası. Sıcaklık 298.15 Kelvin. İzantropik durumda biz nasıl bir eşitlik yazarız? 1 ile 2 arasında. Yine ben şuradan grafiğe döneyim. 1 ile 2 arası gördüğünüz gibi izantropik durum var ve gerçek durum var. Önce izantropik duruma ele aldığımızda 1 ile 2 arasında, yani 1 ile 2'si arasında ne yapabiliriz? Buna entropide güzelce anlatmıştık. İdeal gazlar için T2S bölü T1, V1 bölü V2'ye eşit tabii üzeri K-1 olmak üzere. Bu eşitlik tabii ki geçmişte işlediğimiz önemli bir eşitlik. Arkadaşlar, bu eşitliği yazdıktan sonra tabii sayısal değerleri yerine koyacağız. T1 elimizde var belli. V1 bölü V2 direkt olarak yok. Ama sıkıştırma oranı soru içinde var. Sıkıştırma oranı neydi? V1 bölü V2 idi. Yine geriye gidersek 1 ile 2 arasındaki oranı, sıkıştırma oranı diyoruz. Strok boyu boyunca değişen hacimleri göz önüne aldığımızda sıkıştırma oranı 6 olarak verilmiş. O zaman V1 bölü V2 belli. K da belli. Tablodan aldık. 1.4 eksi 1 altının üzerinde var. Sıcaklık da 298.15 ise, yani T2S'yi tek başına bırakırsak, izantropik T2 sıcaklığı 610.51 Kelvin olarak çıkıyor. 298'den 610'a erişiyoruz. Bu bilgiler dursun. Hepsini kullanacağız arkadaşlar. T1'i, T2S'yi, gerçek T2 değerini. O zaman izantropik sıkıştırma verimini biz kullanacağız. O verilmiş soruda 0.85 olarak var. İzantropik sıkıştırma verimi diyor. Sonuçta 1 ile 2 arasında bir sıkıştırma olayı söz konusu. Otto çevrimini kısaca ele almıştık. Soru içinde izantropik sıkıştırma verimi diyorsa bu 1 ile 2 arasında geçerlidir. TS diyagramını dikkate aldığımızda o %85 olarak verilmiş. Yine arkadaşlar, verim ifadesinde T2S eksi T1 bölü T2 eksi T1 olarak
biz bu izentropik sıkıştırma verimini dikkate alıyoruz. Burası 0.85, sıcaklıkları yerleştiriyoruz. Burada gerçek T2 sıcaklığı bilinmiyor. Bunu da çekersek 665.63 Kelvin'e ulaşıyoruz. Bakın sıcaklıklarda Kelvin tabii alacağız. Virgülden sonra 15'i de dikkate aldık. Ona göre işlemlerimizi yaptığımızda izentropik olarak 610'sa yaklaşık gerçekte 665'e ulaşıyor sistem. Adım adım gidiyoruz. Şimdi 1 ve 2 noktalarındaki sıcaklıkları konuştuk. T2S ve T2. Şimdi 2 noktasındaki basınca bakalım. Çünkü 1 noktasındaki basınç belli. P1 101.3 kilopascal çerçevesinde arkadaşlar izentropik durumda. Yine T2S bölü T1'i biz yukarıda hacimler cinsinden yazabileceğimiz gibi basınçlar cinsinden de P2 bölü P1 K eksi 1 bölü K olarak yazabiliyorduk. Bu eşitlikler kitaplarda ve ders notlarınızda var. Burada bilinmeyen sadece P2, diğerlerini düzgünce yerine yerleştirdiğimizde, birimleri de dikkat ettiğimizde P2 1244.55 kilopascal olarak çıkıyor. Tabii ki basınç artacak, sıkıştırma var. Kontrolümüzü de yaptık. 101.3 yani atmosferik basınçtan 1244.55 kilopascal'a ulaşmışız. Evet, iki noktası için ve bir noktası için özellikler, yani sıcaklıklar ve basınçlar cinsinden özellikler belli. Hesaplayarak bazılarını bulduk. Üç noktası bizim maksimum nokta. T3 1300 Kelvin. İzentropik durumda arkadaşlar 3 ile 4 arası. Yine bir grafiğe gidelim. Bu sefer 3 ile 4 arasını halledeceğiz. Hem izentropik durum var hem gerçek durum var. Arkadaşlar bu da stroke boyunca hareket ediyor. Bu da stroke boyunca hareket ediyor. 1 ile 2 arasıyla 3 ile 4 arası aynı stroke boyunca hareket eden kısımlar. Evet, izentropik durumda 4S bölü 3 T'ler cinsinden yine V3 bölü V4 üzeri K eksi 1'e eşit. R aynı sonuçta 4 ile 3 yine sıkıştırma oranı 6 olarak alınacak aynı stroke boyu için. T4S'yi tek başına bırakırsak diğerleri belli. Bak burası V3 bölü V4, buraya dikkat edeceğiz. V4 bölü V3 R'ye eşit arkadaşlar 6 olarak. Onun için buraya 1 bölü 6 geldi. T4S 634.87 Kelvin. 1300 Kelvin'den düşmüş 634.87 Kelvin'e. Tamam. 3 noktası ile 4 noktası sıcaklıkları izentropik sıcaklığı bu şekilde. İzentropik genişleme verimi diyor. Orada bir genişleme işlemi var sonuçta. Ve bu verimde %90 olarak verilmiş. Buradan gerçek T4'e geçiyoruz. İzentropik genişleme verimi %90. Yerleştirdik. T3, T4, T3, eksi T4S var. Burada T4 belli değil. Ona göre T4'ü 701.38 Kelvin olarak buldum. 1, 2, 3, 4 noktaları için sıcaklık değerleri ve basınç değerleri gereken özellikler saptanmış oldu. Bunlar arkadaşlar izentropik bilgiler çerçevesinde hem izentropik sıcaklık hem izentropik sıcaklık hem gerçek sıcaklığın hesabında işimize yaradı. Gelelim izokorik sabit hacim ısı girişi için enerji dengesi eşitliği. Şimdi ne dedik soruda? Soruda bizden Q giren isteniyor. Q giren isteniyor. Q giren nerede? Sabit hacim ısı girişi için enerji dengesi eşitliğiyle bunu bulacağız. Q giren çünkü 2 ile 3 noktaları arasında. 2 ile 3'ü çalıştık. Hacim sabit ve ısı girişi var. Bak bu iki bilgi önemli. Sabit hacimde ısı girişini alacağız. Termodinamik bir bilgileri altında. Hacim sabit ise kapalı sistemlerde nasıl bir işlem yaparız ona bakacağız. Termodinamiğin birinci yasası her zaman kullanılıyor. E giren eksi E çıkan eşittir delta E sistem. Bu kapalı bir sistem. Sonuçta buradan giren yakıtı biz Q giren olarak dikkate alarak bunu kapalı sistem olarak değerlendireceğiz dedik. E giren altında sadece Q giren var. Çıkan yok. Yani bir miktar çıkan olur ısı olarak da yok. Yani teorik olarak sıfır alalım.
Kapalı sistemde ne olacak? İç enerji değişimi olacak. Kinetik enerji değişimi olacak, potansiyel enerji değişimi olacak. Diğerleri küçük kaldığı için biz sadece iç enerji değişimini dikkate alıyoruz. Kütle çarpı delta U. Kapalı sistemde iç enerji değişimi olur sabit hacimde. Bunlar geçmişin bilgileri. M çarpı U eksi U2. Tabii ki 2 ile 3 noktalar arasında çalışıyorsak delta U da buna eşit olacak. Termodinamiğin birinci yasasını bu şekilde değerlendirirsek arkadaşlar, Q giren, ben küçük Q olarak yazmışım, birimi jül bölü kilogram almışız, tamam. Kütle belli değil, jül bölü kilogram biriminde çalışalım demişiz, tamam. O zaman Q giren eşittir U3 eksi U2 oluyor yukarıdaki eşitliği değerlendirirsek. Jül bölü kilogram biriminde çalışırsın, tamam. Bu bizim temel sonucumuz, temel eşitliğimiz arkadaşlar. Ama eğer ideal gazlarla çalışıyorsak hiçbir zaman unutmayacağız. U'yu gördüğümüzde CV'ye gideceğiz demiştik. İç enerjiyi gördüğümüzde CV'ye gideceğiz. İdeal gazlarla çalışıyorsak elimizde U2 ve U3 değerleri yoksa tablo olarak hemen CV T3-T2'ye gideceğiz. Sabit özgül ısılar yaklaşımı altında bu eşitliği yazabiliriz. Sabit özgül ısılar. CV'yi sabit aldık zaten 300 Kelvin'de. CV'nin değerini tablodan aldık. T3 ile T2'yi bulduk arkadaşlar. Gerçek değerler, yani izentropik değerler değil. 1300 eksi 665.63 Kelvin. 455.48 kilojoule ile kilogram. Giren ısı. Bak B şıkkı cevabı demişim. B şıkkında öncelikle giren ısı miktarı bizden isteniyordu. Buraya da yine yazmışız. Oda sıcaklığında sabit özgül ısılar yaklaşımı altında Q giren 455.48 kilojoule kilogram bulundu. Bu ideal bir durum. Yani nasıl ideal? Yani oda sıcaklığında sabit özgül ısılar aldık. Değişken özgül ısılar aldığımızda daha gerçek değere yaklaşacağız. Tabii ki çeşitli kabuller yine var. Yani ne kadar gerçek değere yaklaştığımız yine tartışma konusu ama sabit özgül ısılar yaklaşımı yanında değişken özgül ısılar daha iyi sonuçlar veriyor. Tamam. Arkadaşlar genişleme işlemi için enerji dengesi eşitliğini yapacağız. Çünkü hemen şuradan bakalım. V çıkan bizden isteniyor. O zaman genişleme işlemi için enerji dengesi eşitliğini yazacağız. Genişleme işleminde V çıkan var. 3 ile 4 arası. Yukarıda biz sabit hacimde 2 ile 3'ü 3 noktaları sabit hacimde ele alındı Q giren olarak. Q giren varsa bir V çıkan olacak. O zaman genişleme işlemi tabii ki V çıkan. Genişleme işlemi için enerji dengesi eşitliğini tekrar yazacağız. 3 ile 4 arasında. Birinci yasa her zaman kullanılıyor dedik. E giren eksi E çıkan eşittir delta E sistem. Bu yine kapalı bir sistem. Ama bu sefer 3 ile 4 arasında çalışacağız. V çıkan çerçevesinde çalışacağız. Q giren yok artık 3 ile 4 arasında. E çıkan, V çıkan olarak var. İş çıkışı var. Kapalı sistemde enerji değişimi tabii ki delta U olarak dikkate alınacak. U4 eksi U3. Değerlendirme yaparsak bak buradaki eksiyi dikkate alacağız unutmayalım. Eksi V çıkan eşittir M çarpı U4 eksi U3 olarak yazmışız. Jül bölü kilogram biriminde yazarsak ve eksiyi de dikkate alırsak V çıkan U3 eksi U4'e eşit olacak. Ben de bir anlatırken kontrol ediyorum. Bir hata olmasın. Tamam. V çıkan U3 eksi U4. U'yu gördüğünde CV'ye gideceksin. Sabit özgür ısılar yaklaşımı altında CV sabit. T3 eksi T4. Tamam. Bu sıcaklıkları bulduk. CV'yi de tablodan bulduk. 429.81 kilojoule kilogramlık sistemden bir iş çıkışı var. Bu miktarda iş elde ediyoruz. 1 kilogram akışkan için 429.81 kilojoule. Q giren 455'ti. 429. Tabii ki V çıkanın daha düşük olması gerekiyor. Tamam. Kontrolümüzü de yaptık. Oda sıcaklığında sabit özgül ısılar yaklaşımı altında V çıkanı bulmuş olduk. Arkadaşlar adım adım her işlemi yapıyoruz. B şıkkında bizden V net istendi. V net için önce V çıkanı bulmamız şart. V gireni de bulmamız şart. Sıkıştırma işlemi için yine enerji dengesini yapacağız.
Arkadaşlar soruyu siz yine inceleyeceksiniz zaten. Bu sefer 1 ile 2 arasında kapalı sistem için çalışıyoruz. O zaman V'ye giren olacak. Bunu sıkıştıracak. V'ye giren sıkıştırır. Genişlemede de V'ye çıkan olur. Her durumu ayrı ayrı ele alıp termodinamiğin birinci yasasını yazıyoruz bakın. Bu soru çok önemli. Hiçbir yerde bulamazsınız dedim. Benim tarafımdan hazırlanmış, içinde her türlü bilgi olan bir soru. E'ye giren eksiye çıkan eşittir delta sistem. Bu sefer 1 ile 2 arası için V'ye giren, E'ye giren altında tabii ki değerlendirecek. E çıkan yok. Yalıtımlı kabul ediyoruz. İç enerji değişimi U2 eksi U1. V'ye giren başında artı var, tamam. M çarpı U2 eksi U1. Küçük V'ye giren U2 eksi U1 jül bölü kilogram biriminde. U'yu gördüğünde aklına CV gelecek. U2, U1 yerine T2, T1'i yerleştirebiliriz. Sabit özgül ısılar yaklaşımı altında 263,85 kilojoule bölü kilogramlık bir oda sıcaklığına sabit özgül ısılar yaklaşımı altında V'ye gireni, iş girişini elde ediyoruz kilojoule bölü kilogram biriminde. Arkadaşlar termodinamik 1'de öğrendiğimiz şu anda bilgileri kullanıyoruz. Bakın yeni bilgi yok. Termodinamik 1'de öğrendiğimiz tüm bilgileri çevrime uyguluyoruz. Çevrimin her adımını dikkate alarak termodinamiğin birinci yasasını uyguluyoruz. Ayrıntılı olarak bu soru içinde yaklaşımımız yer alıyor. Gelelim çevrime arkadaşlar. Ayrı ayrı her birini uyguladık. Bizim çevrimimizi şuraya kabaca çizersek bir çevrimde çalışıyoruz. Çevrime ne var? Q giren var, Q çıkan var, V giren var, V çıkan var. Çevrim bunlardan oluşuyor. Kapalı bir sistem modunda çevrim. Sınırlardan çünkü kütle giriş çıkışı yok zaten. Isı ve iş giriş çıkışları var. Çevrim için enerji dengesini tekrar yazacağız. E giren eksiye çıkan delta sistem. Ama çevrim için çalışıyorsak burası sıfır artık. Çevrim için çalışıyorsak tamam. E giren, Q giren, V giren, E çıkan, Q çıkan, V çıkan çevrim için. Derleyip toparlarsak V giren eksi V çıkan artı Q giren eksi Q çıkan eşittir sıfır. Veya V çıkan eksi V giren eşittir Q giren eksi Q çıkan. Joule bölü kilogram biriminde yazmışız. Şu ikisinin farkına V net, bu ikisinin farkına Q net dersek arkadaşlar tabii ki V net Q çıkan eksi V giren çerçevesinde değerlendirilecek. Bu net iş kadar veya şöyle söyleyelim, bu net ısı kadar net iş çıkışı olacak. B şıkkının cevabı demişiz. V net bizden soruluyordu. Bu ikisini zaten arkadaşlar V çıkan ve V gireni biraz önce elde ettik. Bunun sayısal değerlerini elde ettik. İkisinin farkı kadar net işimiz var. 165,96 kilojül kilogram giderek V net değeri sistemden elde ettiğimiz, çevrimden elde ettiğimiz iş çıkışı giderek küçüldü zaten. 165,96 kilojoule kilogramlık bir net işimiz var. Bu net iş işe yarıyor esasında. Sonuçta ısıyı veriyoruz. Verdiğimiz ısı çerçevesinde elde ettiğimiz miktar bu kadar. Oda sıcaklığına sabit özgül ısılar yaklaşımı altında 165,96 kilojoule kilogramlık bir iş çıkışımız. İş çıkışı demeyelim. Net iş çıkışı diyelim. Tamam. Net işimiz var. B şıkkı önemli. Termodinamik bilgilerin hepsini kullandık. Enerji analizi yaptık. Enerji dengesi eşitliğini kullandık. Termodinamik birinci yasası analizini yaptık ve net işi bulmuş olduk. C şıkkı arkadaşlar hatırlarsak buraya yazmışım ben. Değişken özgül ısılar yaklaşımı altında çözeceğiz. Değişken özgül ısılar yaklaşımı altında çözeceğiz. Bunun için ne yapabiliriz? Hava için çalışıyorsak tablo A17 var. Zaten hava için çalıştığımızdan dolayı tablo A17 bize yardımcı olacak. Değişken özgül ısılar yaklaşımında arkadaşlar bizim için önceden deneyleri yapılmış ve tablo haline getirilmiş tablo değerlerinden yararlanacağız. Tabloda T1 sıcaklığını, T2 sıcaklığını, T3 sıcaklığını ve T4 sıcaklığını yerleştirerek tablodan U'ları elde edeceğiz. 298,15 Kelvin için gerekirse interpolasyon yapıp U1'i işte 212,75 kilojül kilogram bulmuşuz. Benzer şekilde bu sıcaklıklar elimizde var.
Bunlar bak gerçek sıcaklıklar diyelim yani izantropik değil. O sıcaklıkların karşılığı U değerleri tabloda var. O zaman zaten bizim eşitlikler neydi? Biraz önce hani enerji analizlerini buraya bir daha yazmadım. Q giren için, V çıkan için, V giren için ve V net için enerji analizlerini yukarıda yaptık zaten. Aynı analizleri yaptığımızda U-U1, U-U4, U2-U1 ve V net için bunların tamamı yer alıyor. Onun için burada arkadaşlar C şıkkı cevapları olarak direkt yazmışım ben. Burada enerji analizlerini tekrar göstermedik. B şıkkında var. U-U1'i tablodan aldık, yerleştirdik. Sayısal değerlerini bulduk. Hepsinin sayısal değerini bulduk. Bizden Q giren isteniyordu. 537.42. Bakın sabit özgül ısılar yaklaşımında 455.48 bulmuştuk. Burada biraz daha yükseldi. Değişken özgül ısılar yaklaşımı daha iyi bir sonuç verir dedik. VNET'e geçersek arkadaşlar. VNET şu ikisinin farkı zaten. Onun için U3, U4'ü buraya taşımışız. Eksi U2 artı U1 tabii şuradaki eksi artı oluyor. Buraya taşımışız. V çıkan eksi V giren kapsamında yukarıdaki U değerlerini de kullanarak 236.75 kilojül kilogram. Sabit özgül ısılarda biz bunu 165 bulduk. 236 daha gerçeğe yakın. Ama soru ne diyorsa bazen değişken özgül ısılar yaklaşımı için tablo bulamayız. Sabit özgül ısıları kullanmak zorunda kalabiliriz. Hepsi bize bir fikir verir. Sonuçta ikisini de burada bu soruda karşılaştırıyoruz zaten. C şıkkı bu kadar. Q giren ve V neti tablo yardımıyla elde etmiş olduk. Eğer bize direkt C şıkkı sorulsaydı arkadaşlar yine enerji dengesi eşitliklerinden bu Q giren, V çıkan, V giren ve V neti modellememiz gerekiyordu. Adım adım gidiyoruz. Soru uzun ve içinde her şey var. Soru elinizde de var esasında PDF olarak. Yani ayrıntılı bu soruyu çalışan dediğim gibi Otto çeviriminde hiçbir sıkıntı yaşamaz. Gelelim genişleme işlemi için egzerji dengesi eşitliğine arkadaşlar. Değişken özgül ısılar yaklaşımı altında egzerji yıkımını sormuş. Çeşitli hatırlatmak için buraya yazmışım. Değişken özgül ısılar yaklaşımı altında egzerji yıkımını ele alacağız. Egzerji dengesi eşitliğini kullanacağız tabii ki. İlk aklımıza gelen egzerji yıkımı için egzerji dengesi eşitliği. Ama burada ayrıntılı olarak nasıl yaklaşabiliriz? Her türlü bilgi yer alıyor. Önce egzerji dengesi eşitliğiyle başlayalım. X giren eksi x çıkan eksi x yıkım eşittir delta x sistemdi. Eşitliğimiz bu. Soru genişleme işlemi için egzerji yıkımını soruyor bizden. Değişken özgül ısılar yaklaşımı altında. O zaman 3 ile 4 arası genişleme işlemi yani V çıkanın olduğu durum. Her türlü adımdaki egzerji yıkımını sorabilir. Ben 3 ile 4 arasını burada dikkate aldım. Diğer kısımlar için de benzer eşitliği yazabiliriz. Arkadaşlar adım adım gidelim. Sistemin bir egzerji girişi var mı? Yok. Yalıtımlı bir sistem. Egzerji çıkışı var mı? Var. V çıkan var. Piston silindir düzeni. Dikkat. Piston silindir düzeninde egzerji çıkışı iç cinsindense V çıkan sınır içi gibi bak bunu değerlendireceğiz. Eksi ve çevreyi kesinlikle dikkate alacağız. Bunu geçen ders güzelce konuştuk. Piston silindir düzeninde eşitliğimiz bu şekilde. Sınır içi kavramı altında. X yıkımı biz elde edeceğiz zaten. Delta X sistem kapalı sistemlerde arkadaşlar. 3 ile 4 arasında çalışıyorsak U4 eksi U3 yer alacak. Artı P0 ve 4 eksi V3 kesinlikle yer alacak. Eksi T0, S4 eksi S3 yer alacak. Kinetik ve potansiyel enerjileri ihmal edersek eşitliğimiz bu şekilde. Artı eksilere de dikkat edeceğiz. Her birinin başında kütle de var. Ama biz jülbeli kilogram biriminde bu soruda çalıştık. Yukarıdaki bilgileri derleyip toparlarsak. Bak başında eksi var. Eksi V çıkan artı V çevre oldu. Şuradaki eksiyi de dikkate alacağız. Eksi X yıkım eşittir. Delta X sistemdeki terimler burada yer alacak. Bunu güzelce yazdık arkadaşlar. V çıkan U3 eksi U4'tü. Bunu hani biraz önce elde ettik. Sonuçta. V çevreyi
Geçen ders çalıştık. P0 çarpı B4 eksi B3. Şuradaki çevre. Çevrenin ters yönde yaptığı iş. Şimdi V çıkan yerine U4 eksi U3'ü yerleştirmek için neye geldi değişik? Başında eksi vardı. U3 eksi U4 yerine U4 eksi U3'ü yerleştirmişim ben. Çevre yerine P0 V4 eksi V3'ü yerleştirmişiz. X dikim kalsın. Karşıda bakın değerler aynı ama niye yerleştirmişiz? Bak bunlar birbirini götürüyor. Şunlar birbirini götürüyor. X dikim olarak elimizde sadece entropi farkı kalıyor. Yani sayısal değerleri hemen koymaktansa böyle bir yaklaşım yaparak birbirini götüren değerler çerçevesinde denklemi düzenlememiz daha iyi bir yaklaşım oluyor. Eksi x yıkım kaldı burada. Karşıda da eksi t0 s4 eksi s3. O zaman x yıkım t0 çarpı s4 eksi s3'e eşit oldu bu soru özelinde arkadaşlar. Şu sonuca göre soruyu değerlendireceğiz. Bu bizim temel sonucumuz, temel eşitliğimiz. Neden temel dedim? Burada S4 eksi S3 var. Ama ideal gazlarla çalışıyorsak ve bak şuraya da yazdık. Değişken özgül ısılar yaklaşımı altında yine S4 eksi S3'ü biz S4 üzeri 0 eksi S3 üzeri 0 eksi R elen P4 bölü P3'ten elde ediyoruz. Bu kısmı entropi kısmında anlatmıştık zaten. Evet, T3 1300 Kelvin için arkadaşlar S3 üzeri 0'ı ilgili tablodan, değişken özgül ısılar yaklaşımı için tablo A17'den elde ediyoruz. Sayısal değeri bu. T4 701.38 Kelvin için S4 üzeri 0'ı yine tablo A17'den bu şekilde elde ediyoruz. Bunların sayısal değerleri şu ikisinin tablodan elde ediliyor. R gaz sabiti, P3 ile P4 basınçlar. Arkadaşlar basınçlarda P4'ü biraz önce elde etmemişiz. O zaman burada elde etmişiz. Tamam. İzantropik durum için arkadaşlar P3 4 megapaskal olarak verildi bize. Maksimum basınç olarak verildi. O 4000 kilopaskala eşit. V4 bölü V3 de R'ye eşitti. O da 6. O zaman izantropik durumda biz ne biliyoruz? P4 bölü P3, V3 bölü V4 üzeri K'ya eşit. Buradan P4'ü çekebiliriz. P4 325.57 kilopascal çıkıyor. Gerekli bak buraya 1 bölü 6 demişiz. Gerekli noktalara dikkat ederek. Şuradaki P4'ü halletmiş olduk. P3 zaten belli. Şöyle bir bakayım. Tamam. S4 eksi S3 geçmiş bilgiler çerçevesinde 0.02137 kilojül kilogram kelvin. Virgülden sonra 4-5 basamak önemli arkadaşlar. Sonuçta birim kütle için çalışıyoruz. Burası önemli. X yıkımı biz T0 S4 eksi S3 bulduk. Tamam. T0 soruda verilmiş. 293.15 Kelvin. S4 eksi S3'ü biz elde ettik. Ve X yıkım 6.265 kilojül bölü kilogram. Değişken özgül ısılar yaklaşımı için Ç şıkkı cevabı. Arkadaşlar bu ne demek? Yani bu kadar bir kilogram için 6.265 kilojüllük bir kullanamadığımız iş potansiyelimiz var. Bak ikinci yolu da ben hemen burada almışım. Dediğim gibi her kitapta bunu hiçbir kitapta bulamazsınız. Burada ikinci yolu da ben sizin için ele aldım. Genişleme işlemi için entropi dengesi eşitliğinden de x yıkımı bulabiliriz. İkisi de olur. Bunu yazarsak s giren eksi s çıkan artı s üretti 5'te delta s sistem. Arkadaşlar şekil tabii yukarıda var. Hemen bakalım hatırlayalım. 3 ile 4 arasında çalışıyoruz. V çıkan var. Tamam. Yalıtımlı bir sistem. O zaman arkadaşlar hani ısı giriş çıkışları yoksa, kütle giriş çıkışları yoksa S girenle S çıkan 0 zaten. Biz buradan S üretimi elde edeceğiz. Ama kapalı sistemde delta S sistem M çarpı delta S'ye eşit. Üretim yani entropi üretimi M çarpı S4 eksi S3 oluyor. Tamam. Yani delta S yerine de 3 ile 4 arasında çalışıyoruz. Küçük S üretim S4 eksi S3 joule bölü kilogram biriminde. Bu temel eşitliğimiz S4 S3'ü gördüğümüzde biz S üretimin yanına ideal gazlar için S4 üzeri 0 eksi S3 üzeri 0 eksi R elen P4 bölü P3'ü yerleştiriyorduk. Yukarıda da yaptık. Bak karşımıza burada S üretim S4 eksi S3 olarak çıktı.
Sayısal değeri 0,02137 kilogram Kelvin. S üretimin. Biz ne demiştik geçen ders? X yıkımı istersek T0 çarpı S üretimden de bulabiliriz demiştik. X yıkım sayısal değerleri yerine koyduğunda 6,265 kilojül bölü kilogram. Yukarıda bakayım. 6,265. 6,265. Aynı şeyin çıkması lazım. Sonuçta X yıkım için ister tabii problemindeki veriler bize yetiyorsa ister egzerji dengesi eşitliğini kullan, ister entropi dengesi eşitliğini kullan. X yıkımı elde ederiz. Birbirine yakın çıkar. Burada aynı çıktı. Bazen yuvarlatma hatalarından birbirine yakın çıkabiliyor. Arkadaşlar önemli bir kısmı daha hallettik. Bu termodinamik 2'de öğrendiğimiz egzerji bilgileri çerçevesinde X yok olanı da halletmiş olduk. Evet. Bir D şıkkına da bakalım. Sabit özgül ısılar yaklaşımı altında verim hesapları demişim. Arkadaşlar bu verimleri bize soruyor ama sabit özgül ısılar yaklaşımı altında soruyor bak. Nasıl soruyorsa öyle yaklaşacağız. Termodinamiğin birinci yasası verimine biz enerji verimi de diyoruz. Enerji verimi sağlanan net iş bölü verilen enerji. Bizim bu çevrimde Q giren kadar enerji verip V neti elde ediyoruz. Bak burası V net olacak. Burası Q giren olacak. Sonuçta bu kadar net iş çıkışı var. Bu kadar giren enerji çerçevesinde. V neti soruda elde ettik. 165,96 kilojül kilogram. Q gireni de elde ettik. Kilojül ve kilogram biriminde 445,48. İkisinin oranı bize enerji verimini verecek. Termodinamiğin birinci yasası verimi %36,44. D şıkkının cevabı enerji verimini soruyor. Giren ısının %34,44 kadarı net işe dönüşmüş demişim. Tabii ki bu giren ısının küçük bir bölümü esasında yani çevrimlerde fazla bir verim beklemiyoruz zaten. Otomobillerin verimi de yani böyledir. Aldığın benzinin ancak %35'inden falan yararlanabiliyorsun. Termoda ikinci yasası verimine geçelim arkadaşlar. Buna da egzerji verimi diyebiliriz. Bunu da geçen ders çalıştık. Ne dedik biz? Sağlanan egzerji bölü verilen egzerji. Burada sağlanan egzerji ne? İş çıkışı ve net iş çıkışı. Bak ikisiyle aynı olacak. Sonuçta işin egzercinin karşılığı iş zaten. Buradaki V net bizim sağlanan egzercimiz yani sistemden sağlayabildiğimiz net miktar. Verilen egzerji ne? Bak burada verilen egzerji. Isı girişi varsa o ısı girişi kadar sisteme bir egzerji veriyoruz. Isının egzerji karşılığını da geçen ders çalıştık. Q giren 1 eksi T0 bölü TK. O zaman V net aynı. 165,96 kilojül kilogram. Q giren ne? 445,48 kilojül bölü kilogram. 1 eksi 293,15 Kelvin ölü sıcaklığı. Kaynak sıcaklığı bak kaynak. 2000 Kelvin soruda vermiş. 2000 Kelvin. Bu çerçevede egzerji verimi 0,427. %42,69. Enerji %36. Egzerji %42. Yani 293,15 Kelvin ile 2000 Kelvin sıcaklıkları arasında yani ısı kuyu su ile ısıl kaynak arasında diyelim. Çalışan ideal bir ısı makinesinden elde edilebilecek maksimum işin %42 kadarı net işe dönüşüyor. Biz bu iki sıcaklık kaynağı arasında bir ısı makinesi çalıştırdığımızda bu ısı makinesinden elde edileceğimiz maksimum işin ancak %42 kadarı net işe dönüşüyor demek. Egzerji verimi değişik bir cevabında hem enerji hem egzerji verimlerini bu şekilde değerlendirebiliriz arkadaşlar. Bu problemin sonunda ben bu konuyu bir daha ele alacağım. Şimdilik enerji ve egzerji verimini tanımlamalarını bu şekilde yapalım. Sonuçlarını bu şekilde elde edelim. Üzerinde bir daha duracağız. Evet. E şıkkına geçmeden biraz yorulduk. 10 dakika ara verelim. 10 dakika sonra devam edelim. Arkadaşlar saatinize bakın. Tam 10 dakika sonra görüşeceğiz.
Arkadaşlar sorunun çözümüne devam edelim. D şıkkı cevaplarını verdik. E şıkkına geçiyoruz. Bu sefer değişken özgül ısılar yaklaşımı altında verim hesaplarını sormuş. Değişken özgül ısılar altında ne değişecek? V net ve Q giren sayısal değerleri değişecek. Bu 0,44 çıkıyor enerji verimliliği. %44,05. Yukarıda ne bulmuştuk? %36 bulmuştuk. Egzersizde de yine sayısal değerler değişiyor. 236 ile 537 yerleştirirsek %51,62 çıkıyor. E şıkkı olarak sadece sayısal değerler değişecek. Değişken özgül ısılar altında. Tabii ki verimliliklerde bir miktar artış oldu. Evet, E şıkkına kadar geldik. Bu soruyu bitirdik. Ama ek bazı bilgiler vereceğim demiştim. Arkadaşlar bu soru çok önemli. Çözümünü kapatıp tekrar siz çalışacaksınız. Vereceğim ek bilgiler de şu şekilde olsun. İzentropik durum için biz göz önüne alırsak, bak biraz önce V net bölü Q gireni, yani ısıl verimi, termodinamik birinci yasası verimini biz gerçek sıcaklık değerlerinden elde ettiğimiz sonuçlara göre değerlendirmiştik. İzantropik durum içinde verim hesaplanabilir. İzantropik durumda ne değişiyor? V net neydi? V çıkan eksi V giren. V çıkan ve V giren de T4 ve T2 yerine izantropik sıcaklıklar alınacak demektir. İzantropik durumunda yana da yazmışız sayısal değerlerin, tamam. O zaman V çıkan ve V giren de T4 ve T2 yerine T4S ve T2S yerleştirilirse V net elde edilir. Q giren yerine de T3 eksi T2S yerleştirilecek. İzantropik durum için birinci yasa verimi. Yukarıdaki değerleri V çıkan eksi V giren bölü Q girene taşımışız. V çıkan eksi V giren ne? V net. Orada taşırsak arkadaşlar M, C, V'ler gidiyor. Neden? Bak izantropik durumunda zaten C, V'ler eşit. Kütleler eşit. Onlar gitti. Elimizde sadece sıcaklıklara ait değerler kaldı. Bunları yerleştirirsek arkadaşlar 0,51,16 buluyoruz. İzantropik durum için birinci yasa verimini. Ben ne dedim dersin başında? İzantropik durumda verimi biz 1-1/R üzeri K-1'den hesaplayabiliriz dedim. Sadece izantropik durum için. Ve izantropik durumda birinci yasa verimini 0,51,16 olarak sıcaklıklar cinsinden hesaplayabileceğimiz gibi R cinsinden de, sıkıştırma oranı cinsinden de hesaplayabiliriz. 1-1/6, 1,4-1 olarak 0,51,16'yı buluruz. Aynı sayısal sonuçları bulmak zorundasın zaten. Dediğim gibi bu eta eşitliğini bu derste yeni öğrendik. Ama bu izantropik kısım için geçerli. Buradan 0,51'i bulduk. İzantropik durumunda biz V net bölü V girenden yola çıkarsak yine 0,51'i buluruz dedik. Burası önemli arkadaşlar. Bu ek bilgi. Diğer verimler izantropik olmayan durumları içeriyor. Bu fark anlaşılmıştır. Değişken özgül ısılar yaklaşımı altında ortalama efektif basınç bilgisi de burada vermişim. Sonuçta arkadaşlar bunu da bugün öğrendik. V net bölü V max eksi V min'di. V neti biz 236,75 kilojül kilogram bulduk. V max bölü V min'i buraya yerleştirip ortalama efektif basıncı bulacağız. Ama şurada duralım. V max bölü V min'i nasıl hesaplıyoruz ona bakalım. R V1 bölü V2 idi. Tamam. V max eksi V min nedir? V1 eksi V2'dir. Sonuçta alt ölü nokta ile üst ölü nokta hacimleri V1 ve V2'ye karşılık geliyor. Burası V1 eksi V2 ise, R eşittir V1 bölü V2 ise, buradan V2'yi tek başına bırakırsak ne olur? V1 bölü R. V1 bölü R'yi V2 yerine yerleştirelim. V1 eksi V1 bölü R'yi elde ederiz. Matematik olarak da bu V1 çarpı 1 eksi 1 bölü R'ye eşit olur. R belli olduğu için şu parantez içi tamam. V1'i nasıl halledeceğiz? Bir noktasına ait arkadaşlar özellikler belli. Sadece orada V1 bilinmiyor. Yani P1 çarpı V1 eşittir R çarpı T1 yazabiliyorduk. P1 basıncı verilmiş. V1 özgül hacmi yok.
Ama R gaz sabiti belli 0,287 kilojoule/kilogram Kelvin. T1 sıcaklığı da 298,15 Kelvin. O zaman V1 hacmi, özgül hacmi 0,8447 metreküp bölü kilogram. O zaman şu paydayı hallettik. Yani V max eksi V min için sayısal değerleri hallettik. O da 0,7039 metreküp bölü kilogram çıkıyor. Buradan kilogramlar gider. Kilocu bölü metreküp zaten kilopaskala eşit birim analizi çerçevesinde. Bu sistemin ortalama efektif basıncı 336,33 kilopaskal olarak elde edilir. Bu kısmı da halletmiş olduk arkadaşlar. Değişken özgül ısılar yaklaşımı altında sayısal değerleri almışız. Tamam. O çerçevede ortalama efektif basınç için bu yaklaşımları yapabiliriz. Enerji kısmına ben özellikle önem veriyorum. Bu kısma bir daha bakacağız dedik ayrıntılı. Arkadaşlar yukarıda izentropik durum için birinci yasa verimine baktık. Üç tane verim hesapladık bu çerçevede. Değişken özgül ısılar, sabit özgül ısılar ve izentropik durum için. Gelelim bir daha analiz etmeye. Şimdi enerji verimi ne? Her zaman V net bölü Q giren bu çevrim benzer çevrimler için V net bölü Q giren. Egzerji verimi ne? V net bölü Q giren 1 eksi T0 bölü TK. Bak iki tane verim var elimizde. Birinci yasa ve ikinci yasa verimleri. Verimleri birlikte değerlendirelim demişim. Bak aşağıdaki şu verimi şöyle değerlendirelim. Egzerji veriminin yanına 1 eksi T0 bölü TK'yı atayım ben. Karşıda ne kaldı? V net bölü V giren. Bak. Buna biz ne dedik biz? Birinci yasa verimi dedik zaten. O zaman birinci yasa ile ikinci yasa verimini değerlendirdiğimizde egzerji verimi çarpı 1 eksi T0 bölü TK eşittir enerji verimi oluyor. Burası da önemli. Arkadaşlar dersin yine başında konuştuk ya Carnot verimi bizim referans verimimizdir diye. Burası da Carnot verimine eşit esasında. İki sıcaklık kaynağı arasında çalışan ısı makinesinden elde edebilecek maksimum verim Carnot verimi. Bu da T0 ile TK sıcaklığı arasında çalışan bir ısı makinesinden elde edebileceğiz maksimum verimdir. O da Carnot verimi. Demek ki egzerji verimiyle Carnot verimi çarpımı enerji verimine eşit oluyor. Buradan devam edelim. Evet, Carnot'u buraya yerleştirmişiz. Ha, egzerji verimini tek başına bıraktığımızda arkadaşlar biz enerji verimi bölü Carnot verimi yazdık. Bunu geçen derste konuştuk. Yani bir sistemden elde edebileceğimiz enerji verimini o sistemden elde edebileceğimiz maksimum verimi oranlarsak o egzerji verimidir demiştik. Geçen derslerde de konuştuk. Burada da Carnot verimi teorik maksimum birinci yasa verimidir esasında. Bunu sen eta enerji bölü eta enerji maks olarak da yazabilirsin. Bu kısımları önemli arkadaşlar. Çok önemli ve verimler benim için de önemli. Değerlendirmemizi bu şekilde yapabiliriz. Sayısal veriler de almışız. Değişken özgül ısılar yaklaşımı altında enerji verimini %44 bulmuştuk. Egzerji verimini %51 bulmuştuk. Buradan Carnot verimini hesaplayabiliriz. Carnot verimi de %85. Sonuçta Carnot verimi farklı bir verim türü. Bak Carnot verimini buradan %85 bulduk ya. 1 eksi 293,15 bölü 2000 Kelvin'den de aynı sayısal değeri bulmamız gerekiyor. Zaten Carnot verimini şurada yazdık ya. Bunun karşılığıdır. Tamam onu da ispatlamışız. Bu oran ne demek arkadaşlar? Yani %51 ikinci yasa verimi ne demek? Biz bu sistemden elde edebileceğimiz Carnot verimi yani maksimum enerji verimi %85 değerinin ancak %51'ini kullanabiliyoruz demek. Yani şu %51 şu %44'ten neye büyük? Egzerji verimi neden enerji veriminden büyük? Bunun anlamı bu. O sistemden elde edebileceğimiz maksimum verimin ancak %51 kadarını kullanabiliyoruz. Yani %85 ile %51'i çarptığında %44. Ancak bu kadarını kullanabiliyoruz demektir diye noktalayalım. Arkadaşlar bu soru önemli dedim. Ve içinde her türlü ayrıntı yer alıyor dedim. Ve hiçbir kitapta bulamazsınız dedim. Bunu güzelce çalışan Otto'yu halletmiş olur. Bugün iki tane konu işleyeceğiz dedik. Dizel çevrimiyle devam edelim. Dizel çevrimi için arkadaşlar biraz önce kısaca konuştuk. Hani şuradan bir TS diyagramına bakalım.
Dizel çevriminde TS diyagramı için mesela Q giren, Q çıkanları sabit basınç ve sabit hacimde değerlendireceğiz dedik. Diğerindeki fark ne? İkisi de sabit hacimdi. Burada sabit basınçla sabit hacimde değerlendirme var. Fark bu. Yine 3 noktası maksimum nokta, 1 noktası minimum nokta olmak üzere izantropik olarak çalışıyorsak zaten bu şekilde çizebiliriz. Ayrıntısına siz bakın. T-min'le T-max'ı da buraya yazmışım. Şu nokta önemli. Otto'nun birinci yasa verimi her zaman dizelin birinci yasa veriminden büyük çıkıyor. Yani benzinli otomobilin verimi dizel yakıtlı otomobil veriminden daha yüksektir diyebiliriz. Bunun da ispatı ayrıntısı ders kitapları içinde var. Biz örnekler üzerinden gidiyorduk. Şimdi dizel için bir örnek yapıp dersimizi bitireceğiz. Hava standartlarına uygun olarak çalışan, hani bunu dese de demese de biz hava standartlarına uygun olarak sistemleri ele alacağımızı bu dersin başında söyledik. Hava standartlarına uygun olarak çalışan dizel çevriminde sıkıştırma oranı 16. Bak orada da sıkıştırma oranı var ve kesme oranı var. Bunu da öğrendik. Kesme oranı yani genişleme oranı 2 değerindedir. İkisini de vermiş. Sıkıştırmanın başlangıcında P1 95 kilopaskal ve T1 27 derece santigrat. Sıkıştırmanın başlangıcında bir noktasının özellikleridir zaten. Şu minimum noktayı vermiş. Sayısal değerler bu. Değişken özgür ısılar yaklaşımı altında demiş. Tamam. İşleme ısı girişi olduktan sonraki olacak. Bu sonraki sıcaklığı. Isı verimi ve ortama efektif basıncı hesaplayın demiş. Arkadaşlar Otto çevriminde ayrıntılı olarak her şeyi hesapladık. Burada sadece değişken özgür ısılar yaklaşımı altında bakalım. Sonuçta Otto çevrimini çalışan bu dizel çevrimini de oradaki ayrıntılı soru çözümüne çevirebilir. Yani sabit özgür ısılar altında da değerlendirebilir. Biz burada değişken özgür ısılar altında değerlendirelim. İşleme ısı girişi olduktan sonraki sıcaklığı bulacağız. Isı verimi bulacağız. Ortalama efektif basıncı bulacağız. PV diyagramı bu şekilde. Biraz önce de bunu çalışmıştık. 1 ile 2 arasında sıkıştırma, 2 ile 3 arasında sabit basınçta ısı girişi, 3 ile 4 arasında genişleme ve 4 ile 1 arasında sabit hacimde ısı çıkışı olacak. Ona göre buradan VNET'i elde edeceğiz zaten. Tamam. Evet, her zaman hava standardı kabulleri altında havanın değerlerini alacağız. Havanın R'si değişmez. 287 kilojoule bölü kilogram. K'sını da 1.4 olarak alalım. Arkadaşlar, değişken özgür ısılar altında çalışacağız dedik. 1 ile 2 arası izantropik sıkıştırma. Hani şekil elimizde var. Şu 1 ile 2 arası izantropik sıkıştırma veya şurası 1 ile 2 arası izantropik sıkıştırma. Bu çerçevede soruyu değerlendiriyoruz. PV ve TS diyagramlarını zaten siz çalışacaksınız arkadaşlar. 1 ile 2 arası izantropik sıkıştırmaysa ve 27 derece santigrattan başlıyorsak onu ben yaklaşık 300 Kelvin almışım burada. Tamam. İstersek 270.15 ile toplayıp ona göre de değerlendirebiliriz. Tamam. Çok sonucu değiştirmiyor. Çünkü tablodan 300 Kelvin'in karşılığı var ya uğraşmayalım demişim. Sonuçta değişken özgür ısılarda A17'yi kullanacağız. 300 Kelvin'in karşılığı U1 ve VR1 değerlerini ele alabiliriz. İç enerji değeri 214.07 kilojoule bölü kilogram ve bağıl özgür hacim bir noktası için 621.1. Bu iki değeri tablodan okuyabiliyoruz. Bu boyutsuz. 300 Kelvin için aldık. Neden bunu yuvarlattık? Tabloda 300 Kelvin'in karşılığı var. Ve arkadaşlar bu özgür hacimler arasındaki izantropik sıkıştırma çerçevesinde şu oranı geçmişten biliyoruz. VR2 bölü VR1 eşittir V2 bölü V1'e eşit esasında. Burada VR2'yi tek başına bırakıp arkadaşlar iki noktasının özelliklerine geçeceğiz. Ama tablodan yararlanabilmemiz için VR2 bize lazım. Bunu tek başına bırakırsak V2 bölü V1 çarpı VR1 oluyor. V1 bölü V2 R'ye eşitti. Burada tersi olduğu için 1 bölü R gelmiş. Çarpı V, R1. Bu bağıl değeri tablodan elde ettik. 27 derece santigrat için. O zaman 1 bölü 16, 621.1 boyutsuz sayıdır bu. Eşittir boyutsuz. 38.825. Bu sefer A17'yi açıyorsun.
Bağıl özgül acım 38.325 için T2 ve H2'yi buluyorsun. Tabi interpolasyon gerekebilir. Bak, T1 değerleri T1 değeri verilmişti. Buradan U1'i zaten bize lazım kullanacağız. Oradan T2'ye V2R ile geçtik. H2 değerini de almışım ben. 890.9 kilojül kilogram. U mu gerekir, H mi gerekir problemin cinsine göre tablodan değerlendirme yapabiliriz. 1-2 arasını bu şekilde çalışmış olalım. Bak hep adım adım gidiyoruz. 2-3 arası şimdi özellikleri buluyoruz başlangıçta. 2-3 arası bak burada sabit basınçta ısı girişi. Dizelde sabit basınç 2-3 arası. 2-3 arası sabit basınçta arkadaşlar. Önce ideal gaz eşitliklerini yazmışım ben. P2 V2 eşittir MRT 2. P3 V3 eşittir MRT 3. Şimdi bak sabit basınçta işlem yapıyorsak P2 eşittir P3. Bu ikisini oranlarsak elimize ne kalıyor? V2 bölü V3 eşittir T2 bölü T3 kalıyor. T3 sıcaklığına bu oranlardan ulaşabiliriz. Arkadaşlar V3 bölü V2 kesme oranıydı. Bak burada bilgileri vermişim zaten. V3 bölü V2 kesme oranı. RK olarak veya RC olarak bunu gösterebiliriz. Ne demişim? Yanma işlemi sonundaki ve başındaki silindir hacimlerinin oranı. Tamam. Bu 2 olarak verilmiş. T2 sıcaklığını da biz bulduk. Yukarıda bulduk. 862.4 Kelvin. T3 1724.8 Kelvin. İşleme ısı girişi olduktan sonraki sıcaklık. Ha, tamam. T3 zaten maksimum sıcaklıktır arkadaşlar. İşleme ısı girişi olduktan sonraki sıcaklık zaten. Yani yine şekil üstüne gidersek. İşleme ısı girişi olduktan sonraki sıcaklık burası zaten. Bu maksimum değer. 3 noktası. Değerinde daha güzel görüyoruz. 3 noktası. Maksimum nokta. Tamam. T3'ü 1724.8 Kelvin bulduk. Yine A17'ye giderek bu sıcaklığın karşısındaki entalpi ile VR3'ü bulmuşum. Demek ki bunlardan yararlanacağız. Arkadaşlar tablolardan bu sayısal değerleri çalışın. Sonuçta A17'yi bu çevrimlerde, bu gaz akışkanlı çevrimlerde kesinlikle kullanıyoruz. Değişken özgül ısılar yaklaşımı altında. Tablo değerlerini bulduk. Hangileri lazımsa kullanacağız. Soruda istenen T3'ü de bulduk. T max olarak. Şimdi sıra enerji dengesini yazmakta. Her zaman birinci yasadan yararlanıyoruz dedik zaten. Dizel çevrim için E-giren eksi E-çıkan eşittir delta S sistemi yazdık ama dizel çevrim için dedik ama 2-3 işlemi için yani ara işlem için. Çevrim için burası sıfır oluyor ya biz 2-3 işlemi için yazdık. O zaman delta S sistem M çarpı U eksi U2. E-giren O 2 ile 3 arasında Q giren var bak. Q çıkan arkadaşlar ne dedik? Bu soruda da önemli nokta bu. Burada 2 ile 3 arasında sabit basınçta gidiyoruz demek. Buraya sınır işi gibi düşüneceğiz. Sonuçta 2'den 3'e giderken sınır işi çıkışı var. Bu gizli bilgi. Bu sorularda dizel çevrimlerinde buna dikkat. Buraya yazmıştı zaten. Sabit basınçta hacim değişimi sınır işi olarak alınır. Bunu mutlaka ekleyeceğim. Fark bu. O zaman giren ısı hesabı arkadaşlar Q'yi tek başına bırakırsan U eksi U2 artı V sınır çıkana eşit oluyor. Artı eksilere dikkat edersek bu şekilde. M çarpı U eksi U2 artı sınır işi basit sabit ama genel denklemimiz ne bizim? 2 ile 3 arasında PdV integrali. Basit sabit ise dışarı çıkartırız. Bu integralin basit çözümü P3 M çarpı V3 eksi V2 olur. Ha, entalpileri tablodan almışız ya, nedenini şimdi hatırladık. Burada özgül iç enerji değişimi var. Burada özgül acım değişimi var. Basınçla bu çarpılıyor. Bu ikisinin birleşimi zaten entalpi diye geçmişte de çalıştık. Hani U'larla V'lerle uğraşmak yerine bu ikisinin birleşimini biz entalpi olarak da yazabiliyorduk. Çok güzel. O zaman burayı M çarpı H2 eksi H1 olarak yazabiliriz. Bak burası da geçmişte çalıştık zaten. Önemli. Onun için tablodan ben E1 ile E2'yi almışım. Arkadaşlar bu kısımları biliyorsunuz zaten. Geçmişte çalıştık. Kütle verilmemişse 1 kilogram alalım. Tamam. H2 ile H1'i tablodan aldık. Sayısal değerleri var.
Birim kütle için sonucu yazmışım. Yani şunu küçük harfle de yazabilirsin o zaman. 1019.7 kilojül kilogram. Kütle verilmediği için 1 kilogram alalım. Tamam, sayısal değer bu. Şu E2 eksi E1'e geçişi geçmişteki bilgilerden yararlanarak yaptık. Ve giren ısı hesabını halletmiş olduk. Arkadaşlar, bu değişken özgül ısılar için. Ama bak, sabit özgül ısılar için de bu sonucu elde edip H gördüğünde aklına CP gelecek o zaman. Yani burası CP, T2 eksi T1'e eşit olacak. Sabit özgül ısılarda. H'yi gördüğünden CP, U'yu gördüğünden CV aklına gelecek. 3 ile 4 arası izantropik genişleme. 3 ile 4 arasında modelleyeceğiz. Hani 1, 2'den başladık. Buradaki Q'yu halletti. Şimdi 3 ile 4'ü almışım. İzantropik genişleme. Orada da arkadaşlar hacimler oranı zaten bu bağıl özgül hacimler oranı R4 ve R3'ü V4 bölü V3 olarak yazabiliriz demiştik. Bizim RK kesme oranı, kesme sıkıştırma değil, altında K olursa kesme oranı RK V3 bölü V2'dir. Bunu da bu derste kısaca konuştuk. Buradan V3'ü tek başına bırakmışım ben, RK V2 demişim. Yani şu yukarıdaki denklemi bilinenler cinsine çevirmek istemişim. Şu sonuca ulaştık. Arkadaşlar ilgili grafiğe bakarsanız V1 ile V4 hacmi zaten birbirine eşit. Şimdi grafiğe geri dönmeyin, bakarsanız bu ikisi birbirine eşit sayısal olarak. Onun için bu V4 yerine V1 de koyabiliriz. İşte gerekli düzenlemeleri yapınca R'yi de V1 bölü V2 olarak alınca zaten bak buraya yazmışım zaten. Sonuçta V4 R çarpı V2 çıkıyor. Ha, tamam. Burası V2 ya. Burayı da V2 cinsinden yapmışım. Şimdi hani soruyu ben çözdüm sonuçta. Neden öyle yaptığımı hatırlamaya çalıştım. Tamam. Bu yaklaşımları neye yapıyoruz? Elimizdeki bilgilere göre arkadaşlar. Elimizde R var, RK var. V, R4 bölü V, R3'ü R ve RK cinsinden yazmaya çalışmışım. Çok güzel. Sonuçta değerlendirmemizi yaparsak arkadaşlar. Şuradan V2'ler birbirini götürüyor. VR4 bölü VR3, R bölü RK kalıyor. Bak burası önemli. Yani her türlü problemde bu sonucu kullanabilirsin. İzantropik genişleme için. VR4 eşittir VR3 bölü R bölü RK kaldı. Bu ikisinin sayısal değeri elimizde var. 16 bölü 2. VR3'ü de biz bulduk şimdi. Oradan VR4'ü bulduk. 36.37 boyutsuz sayı. Buraya kadar niye geldik? U4'ü bulmak için. Tablo A17'de. O zaman arkadaşlar sorular önemli. Ben önemli noktaları içinde ele alıyorum. İzantropik genişleme için şu eşitliği her zaman kullanabiliriz dedik. Bu eşitlikten yola çıkarak bilinmeyen U4'e veya H4'e ne lazımsa tablodan onun sayısal değerini bulabiliriz. Evet. İzantropik genişleme kısmının önemi bu şekilde. Dizel çevrimi için. Bu U4'ü kullanacağız. Orada dursun. 4 ile 1 arası sabit basınçta ısı çıkışı. Bak sabit basınçta ısı çıkışı. 4 ile 1 bir daha yanlış yazmayalım, bir bakayım. Bazen hata yapabiliyoruz. Sabit hacimde olacak da şurayla karıştırmışım. Hemen onu düzelttim. Zaten kafama takıldığı için baktık. Dizel çevrimde sadece 2 ile 3 arası sabit basınç. Hemen siz düzeltiyorsunuz arkadaşlar. Sabit hacimde olacak. Zaten hemen ben gördüğümde hatayı anladım. Burayı siz elinizde ders notu var. Bunun üstünü çizip sabit hacimde yazın. 4 ile 1 arası enerji dengesi. E'ye giren eksi E'ye çıkan eşit delta E sistem. 4 ile 1 arası için. 4 ile 1 arası için kapalı sistemde delta E. U4 eksi U1'e eşit burası. Bakın ısı çıkışı var orada. Sabit hacimde dedik. Burası basınç değil. O zaman E'ye giren yok. Çıkan sadece Q çıkan. Başka bir şey yok. Tamam. Bunu tek başına bıraktığımızda önünde de eksi var. Ona göre değerlendireceğiz. Bakayım değerlendirmemi ben ona göre mi yapmışım. Sonuçta Q çıkan U4 eksi U1 demişim. Artı eksiye siz de dikkat edin arkadaşlar. Hata varsa düzeltirsiniz.
Şurayı ben hani U1-U4 yerine U4-U1 yazmışım direkt. Onun için burada artı eksi hatası çıkmıyor. Yani sonuçta sayısal değerlere bakarsınız. Temel eşitliğimiz bu. Q çıkar 445.63 kilocu bölü kilogram. Çıkan zaten hani burada eksi de çıksa o bize çıkışı gösteriyor zaten. Yani eksinin değeri sadece sistemden çıkışı gösteriyor. Tamam ya. Sayısal değer 445.63 kilocu bölü kilogram. Şurada yazdıklarımız yanlış değil. Artı eksiye dikkat edeceksiniz. Tamam. Isı güvenime geçmişiz. Önce değil şunu söyleyelim. Q çıkanı, Q gireni bulduk arkadaşlar. Adım adım ilerleyerek Q girenle Q çıkanı bulduk. Bu kısımlar önemli. Aradaki verdiğimiz bilgiler önemli dizel çevrimi için. Isı verimde zaten yeni bir şey değil. V net bölü Q giren olacak her zaman. V neti de arkadaşlar V neti de Q çıkan bölü Q giren olarak değerlendirirsek burası da 1 eksi Q çıkan bölü Q giren olacak. Burada biraz acele etmişiz. Ufak tefek hatalar var. Bu Q giren olacak. Tamam. Zaten siz biliyorsunuz. Sayısal değerleri yerine koy. %56.3 ısı verim. Bu soru için ısı verim bu şekilde çıktı. Gelelim çevrime. Yukarıda ısı verimi direkt hesapladık arkadaşlar. V net bölü Q giren. V net elimizde yok da. Hani V net yerine enerji dengesi yaptığımızda aşağıda da bunu göstermiş zaten şurasını. Q giren eksi Q çıkanı koyduğunuzda sadece Q çıkan bölü Q giren cinsinden ısı verimi hesaplayabiliyoruz. Geçmişte onu öğrendik. Burası Q giren. Ama enerji dengesinden sonra da ısı verimi ele alabilirsin. Neyse. Çevrim için. Çevrime Q giren var, Q çıkan var ve V net çıkan var. Bak çevrimde sadece 3'ü var. Burası zaten 0. Bu dizel çevrimi. V net çıkanı tek başına bırakırsan Q giren eksi Q çıkan. Dedik ya burada V net için Q giren eksi Q çıkanı koyabilirsin. Sayısal değerleri yerine koy. V net çıkan 574.07 kilojül kilogram. Bak Q giren 1019. Bu olmasa sistem çalışmaz. Ama 574 kilojül kilogramlık net iş eldemiz var. Ortalama efektif basınç V net çıkan bölü V1 eksi V2 idi. Şuralar arkadaşlar biraz önce çalıştık yani nasıl bir yaklaşım yapabiliriz diye. Bu P1 V1 eşittir MRT1'i de çalıştık biraz önceki soruda. Benzer yaklaşımlar. Tamam. O zaman paydayı elde edeceğiz. Paydayı ben şöyle yazmışım. V1'i 0.96 metrik bölü kilogram bulduk. 1 eksi 1 bölü 16. Tamam şuradan geliyor. Tamam. Ortalama efektif basınç 675.9 kilo pascal. Ha, birim analizi de burada göstermişim. Tamam. 675.9 kilo pascal. Şimdi dizel çevrimi için de önemli noktalar bunlar arkadaşlar. Otto çevrimini ayrıntılı çözdük. Dizel çevrimine de önemli noktaları gösterdik. Yaklaşımları gösterdik. İkisini birleştirip çalıştığınızda Otto ile dizelde kesinlikle hata yapmazsınız. İster değişken özgür ısılar olarak sorsun soru. İster sabit özgür ısılar üzerine sorulsun. Bundan sonra hata yapmazsınız. Bugünkü dersimizde önemli iki nokta. Birincisi Otto çevrimi, ikincisi dizel çevrimi. Diğer çevrimler de önemli ama onları Ege ders içinde arkadaşlar soru çözümü cinsinden verdim. Sadece o kısımları çalışmanız yeterli. Kesinlikle diğer çevrimlere de çalışın. Dizelle Otto önemli ama diğer verdiğim bilgileri burada anlatmıyorum. Onları sayısal olarak örnekler verdim. Onları siz çalışacaksınız. Zaten üniversitede her şey verilmez. Temel noktalar verilir. Gerisi size ait. Evet. Sorumuz yoksa dersimizi yoklama alarak bitiriyoruz. Arkadaşlar bu sohbet chat kısmına numaranızı yazın. Yoklamayı o şekilde alıyoruz. Bu saat itibariyle yoklamayı alıyorum. Saate bakayım. 11:23 civarı yoklamayı alıyorum. Soru yoksa yoklamaya numarasını yazan çıkabilir. Hocam görüşmek üzere. Efendim. Arkadaşlar teşekkürler. Bir dahaki derse görüşmek üzere.